O zaman Samsun'dan herkese selamlar. Hava güzel. Valla vakiti de bulunca dedim bir motovlog çekeyim. Hem de bu yeni motorumuzla. Biraz kirli tabii, üstünde bir yaşanmışlık var. 300-500 kilometrenin yaşanmışlığı. Onun dışında motor işini bu şekilde çözmüş olduk. Tabii uzun zamandır video çekemiyordum. Bunun sebebini çoğu arkadaş biliyor ama bilmeyenler için şöyle seriden bir özet geçmek gerekirse, motorumuzu satmıştık. Bundan önceki Honda CB250R'ı satmıştık. Haliyle kanal içeriksiz, videosuz, ben de motorsuz kalmıştım. Süreç uzadı biraz. Böyle yaz sonu, Eylül başı gibiydi motosikleti sattığım dönem. Alamadık. O ara denk getiremedik bir tane. Karar da veremedik. Bekledik. Neticesi böyle oldu. Şimdi tabii daha böyle kanalı yakından takip eden arkadaşlar, abi X-Max ne alaka yani, hiç öyle bir şeyden bahsetmiyordun, skuter nereden çıktı diyebilirler. Valla ben de hala diyorum ya, hiç aklımızda yoktu, nasıl oldu bu iş diye böyle arada sorguluyorum. İyi oldu, güzel oldu tabii, ona da değineceğim nereden çıktı bu X-Max konusuna. Ama motorun üstüne geçelim, orada böyle motovlog şeklinde çekelim. Evet, motorumuza bindik. Motovlog çekmeye hazırız. Ne diyorduk? Nereden çıktı? Nereden çıktı X-Max? Şimdi şöyle oluyor. Motoru, yani CB250R'ı sattığım dönemde çok yakın bir arkadaşıma sattım. O dönemde aklımda da herhangi bir motor yoktu. Ama farklı bir tarz denemek de istiyordum. Burada tabii CC mi yükseltsek, işte aynı türden mi devam etsek falan, epey bir kafa karışıklığı vardı. Biraz şunu açayım da nefes alalım. Öyle de üşüdük. Tabii sonra her şey benle de bitmiyor. Yani karar veremiyoruz ama versek de bayilerde motor yok. Yani motosiklet piyasası çok enteresan bir vaziyetteydi. Bekledik, öyle oldu böyle oldu derken epey vakit geçti. Motosiklet alamadık. O ara bir tane, bu son iki videomu çektiğim mobilet aldım. Aurora R50 11 RS, hatta modelini de söyleyeyim. Bir tane 50'lik skuter. İşte iş yerinde öteye veriye gitmek için kullanırız niyetiyle almıştım. Aslında çok uzun zamandır öyle bir motor alma niyetim vardı ama elin altında bindiğin bir motosiklet olunca öyle bir şey çok önem sırasında üstlere çıkamayabiliyor. Bende de öyle olmuştu. Neyse, motorsuz kalınca dedim ki bari, baktım bu süreç uzayacak. İşte sağa sola gitmek için bir motor da lazım olmuyor da işte, hani sen lazımdı diyorsan o lazım konumuna geçebiliyor. Aslında öyle bir ihtiyacım yoktu. Ama iyi olur dedik, aldık. Ben aldım 50'li, onunla dolaşıyorum falan. Onu alınca da ya, motosiklet zaten yok. Yani gönlüme göre bir şey bulamıyorum. Ben de karar veremiyorum. O 50'lik de valla ne yalan söyleyeyim, o gazımı aldı benim. Yani ne kadar 50'lik de olsa çok yani çapsız bir motor da olsa, yani işimi gördü, o benim hararetimi aldı diyeyim. O yüzden biraz daha sakinledim. Yani tamam, buluruz bir şey alırız diyordum. Dedim. Gel zaman git zaman işte bu fiyatlar artıyor, dolar aldı başını gitti, dolar, euro, döviz kuru neyse. Dedik bu iş nasıl olacak, öyle mi olacak, böyle mi olacak? Kafada tartıyoruz tabii sürekli. Sonra tabii ben hep derim, hep de demem ama arada derim yani. Neye göre motosiklet, nasıl bir motosiklet almalıyız diye arada soran genç kardeşlerim oluyor. Abi şunu alayım mı, bunu alayım mı? Ya hep benim savunduğum nokta, ona göre de tercihlerimi yapıyorum. Motosiklet ihtiyaca yönelik olması gerekiyor. Yani öncelikle ihtiyacı saptamak gerekiyor. Burada tabii ihtiyacın ne olduğu çok önemli. Şöyle ki, misal tamamen keyfi amaçlı motosiklet kullanma isteği de bir ihtiyaçtır. Yani bunu tespit ettikten sonra sıkıntı yok. Ne amaçla motosiklet kullanılır? İşte hani profesyonel ve ticari amaçlı motosiklet kullanımını saymazsak, işte profesyonelden kastım yani bu işten yani yarışçıları kastediyorum. Bu konuda bir bilgim yok. Onunla ilgili bir motosiklet önerecek değilim. Ticari kullanımla alakalı, yani bu kurye motorlarıyla alakalı da bir bilgim yok.
önerecek kadar. Geriye ne kalıyor? Ulaşım amaçlı motosikletler ve rekreasyonel, yani hobi amaçlı kullanılan motosikletler kalıyor. Şimdi bunlarla alakalı biraz fikrim var. Ben öncesinde tamamen hobi amaçlı motosiklet kullanıyordum. CB250R'ı da bu yüzden almıştım. Yani ilk motosiklete başladığım motor oydu. İlk hala daha bir şey alacağımız zaman araştırıyoruz. İlk olduğu zaman çok daha fazla seçici oluyor insan. O zaman da skuter tercih edebilirdim ama tamamen amacım hobi amaçlı kullanım olduğu için skuterden ziyade vitesli bir motosikleti o dönem için daha uygun gördüm. Bu kararımdan da hala memnunum. Onu da bir parantez olarak, antiparantez belirtelim. Ne yapalım? Şeyden gidelim ya. Biraz şehir turu yapalım madem çıktık. Samsun'u özleyenler için. Hazır skuterle de geziyorken bakalım X-Max Samsun şehir merkezinde nasıl? Onu görmüş oluruz. Tamamen dediğim gibi hobi amaçlı kullanıyordum bundan öncesinde. Ancak bu durumda bir takım değişiklikler oldu ve oluyor. Şöyle ki, bir tane okul okuyorum. Yani üniversite. İkinci üniversite olarak yani. İlk üniversite yaşını çoktan geçtik. İşte o hobi noktası oluyor biraz işin. Hobiyi oraya kaydırdık. 19 Mayıs Üniversitesi Sosyoloji 2. sınıf öğrencisi olarak böyle künyemi de söylemiş olayım. Okulla iş arası yaklaşık 30 kilometre tek yön. Git gel 60 kilometre. İşte bir ders oluyor, gitmen gerekiyor. Yani gitmeyi tercih ediyorum. Ciddi bir ulaşım ihtiyacı doğmuş oldu. Evet, yani arabayla gidiyorum. Araba ya da yani araba da olmasa tramvayla da rahatça ulaşılacak bir yol ama yani madem bir motor alacağız bu ihtiyacımızı da karşılasın diye düşündüğüm bir süreç işledi. Yani bir bu diyebiliriz, tek sebebi yok bunun. İki, yine geçerli bir neden olarak yakın zaman içinde eli kullandı bu Atakent tarafına taşınacağız. Samsun'u bilenler için diyorum, Atakent iş yeri de işte Kirazlık'ta, organize sanayi bölgesinde. O da bir yaklaşık 20-25 kilometrelik mesafe oluşturuyor. Samsun'un bir ucundan bir ucu. Eve de motosikletle arada bir gidip gelsem fena olmaz gibi duruyor. Şu an mevcut oturduğumuz evde neredeyse hiç motora ulaşım amaçlı kullanmıyorum. Çünkü motosiklet yolumu kısaltmıyor. Yani arabayla 10 dakika olan yol motosiklette 20 dakika oluyor. Yani mesafeden kısaltmıyor ama giyinmesi, kuşanması, motoru bağlaması derken bir iki katı süre gidiyor. Motosiklete ulaşım amaçlı tercih etmiyorum. Konfor çok rahat feragat edebildiğim bir unsur olabiliyordu o yüzden. Ancak şimdi işin rengi biraz değişti. Biraz daha konforlu motosiklet arama durumu olabiliyor. Oldu benim de. Dedim ki yani tamam onu da sürdük, ileride de alırız ama şu aşamada bana daha rahat kullanabileceğim bir motor lazım. İşte Aurora'yı da görünce Aurora'nın öyle enteresan bir etkisi oldu. Ben hiç beklemiyordum yani. Beklentimin çok ötesinde çıktı. Onunla ilgili de bir içerik üretirim. Yani 50'lik bir motor benim gözümden de çıkmış olur. Elimizin altında var çünkü hala. Ya dedim ki bu ki bu kadar konforlu. Konfordan kastım süspansiyon ya da sele rahatlığı değil. O pratiklikten bahsediyorum. Özellikle sele altı bagajında. Ya bu ki böyle. Demek ki buradan ne yapalım? Buradan yukarı çıkalım o zaman. Gazi'ye mi girelim? Dur bakalım. Şöyle bir buradan çıkalım. Oradan aşağı döneriz. Dedim Aurora ki bu kadar rahat. Yani bir X-Max fena olmasa gerek. Orada tabii zehir kana bulaşmış oldu. Ben daha öncesinden de tahmin ediyorum bunlar çok rahat olduğunu. Onu da tetikleyen şöyle bir unsur var. Yine çok yakın bir arkadaşımın X-Max'i var. Uzun zamandır kullanıyor. Benden de eski motorcu. Ya X-Max'i alınca bu. Ondan öncesinde N-Max'i vardı. Başka bir motora yan gözle bile bakmadı. Bana da tuhaf geliyor. Yani ben bile CB250'leri aldığım gün, bak aldım yani getirdim, iş yerine koydum, yukarı çıktım, sahibinden de 650'ine bakıyordum yani. Hani insan öyle nankör, maymun iştahlı olabiliyor böyle konularda. Bak burası da Bahçeli Evler Mahallesi'dir. Benim çocukluğum burada geçti. Bunun bahçesinde top oynayarak. Bak şurası da Hafızoğlu apartmanıdır.
Buraları da böyle çekmiş göstermiş olalım. Neyse, bu arkadaşım X-Max'i alınca başka bir motora, ya 3 sene falan oldu neredeyse, hiç bakmıyor bile yani. Ya oğlum nasıl motorcusuna falan getiriyorum ben. Ya diyor ki o kadar yeterli ki bu, benim başka bir motorla işim olmaz. Doğrudur falan diyordum ben de. Sıklıkla bana da diyordu ya al şunu bir sür. Hem sen denemiş olursun hem de senin gözünden bir içerik çıkmış olur. Bak kırmızı yanıp sönüyor. Yol müsaitse devam ediyoruz. Hem senin gözünde bir içerik çıkmış olur hem de sen de denemiş olursun yani. X-Max'in nasıl bir şey olduğunu görmüş olursun. Bak bunun alıcısı da çoktur yani. İçerik olarak da güzel bir içerik çıkar. Ya ben birazcık açıkçası böyle öteliyordum onu yani. Dur süreriz, şöyle yaparız, böyle yaparız. Dur süreriz, şu zaman süreriz, bu zaman süreriz. Bunun nedeni şu emanet motor olması değil yani. Oraya da geleceğim, hiç kendi motorum gibi alabileceğim bir arkadaşım. Yani alıştık mücadeleye, vitesli motora. Lan çok iyi gelir, çok rahat gelir falan. Bizim niyetimizi bozmasın diyordum o zaman için. Yani başıma geleceği biliyorum. Neyse bir motorsuz kalıp motorla alakalı ihtiyaç sınıfımızda bazı değişiklikler olunca arkadaşım artık dedi ki bak dedi ya dedi sen gelir alırsın bunu ya da ben iş yerine bırakırım. Dedim tamam sen işinden gücünden geri kalma. Alırsın derken hani emanet al test et diye verecek bana. Anahtarını verdim motorun sağ olsun. Aldım götürdüm. O götürüş bu götürür. Hala motor bende 3 ay falan olacak. Ben şimdi o X-Max'i alıp sürünce dedim ki abi tamam ya biz bu yandan fantezi aramayalım. Yani bizim motorumuz buymuş yani maxi scooter. Ben dedim bir X-Max alacağım. X-Max'i kendi gözümden de ayrıca hani içeriklendiririm. Çok var yani zibilyon tane X-Max incelemesi var ama hani bizde bak şurası şöyle burası böyle. Daha ziyade hani vitesli motordan geçişle alakalı bir içerik üretebilirim. O merak edilir bak yani. Ya birilerine yardımcı olur manasında diyorum. Bir çık 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 ses geliyor. Benden mi geliyor? Neyse yani şu an onu anlayamadım. Biz bu şekilde dedim ki tamam biz X-Max'i alalım. Bir X-Max'i alalım yani. Forza da olur. Bak tamam onu da diyorum dedim. Hatta gittim Honda'yla da görüştüm o süre zarfında. Motor yok. Gelince bakarız falan diyorlar. Ama Yamaha'da arkadaşım sağ olsun biraz ikili ilişkilerini ön plana çıkardı. Motoru sordu, soruşturdu. Sözünü aldı. Keza aradılar arkadaşı. Dediler motor geldi. Arkadaş benim kimlik bilgilerimi yollayınca tabii orada da enteresan bir durum oldu. Neredeyse alamıyorduk motoru. İşte bayideki Mustafa abi bu Samsun dostlar Yamaha bırak ben geçeyim. Samsun dostlar Yamaha böyle arkadaşımın motoru almayacağını görünce hani birisine aldıracağını görünce çok vermeye hevesli olmadı çünkü çok haklı. Ya malum bu motorlar biraz kara borsa şu ara. Belki yani bir dönem çoğalıyor ama çoğunlukla olmuyor. Buradan ne yapalım? Yok ya vallahi hiç çiftliğe giremeyeceğim. Gerçi devriyacı yok bunun ama o kadar zor olmazdı yani. CV ile ilk başta çok zorlanıyordum o devriyacı alışma sürecinde. Çiftlik çok keyifli olmuyordu. Ha neyse Yamaha bayisi. Bak burası da site camisi. Gelmişken çekelim. Samsun merkezi yerlerinden. Şurada Endülüs kitap evi var. Öğrenciler iyi bilir. Durduğum yer sıkıntılı bir yer. Araba van. Yani kapalı kasa. Ve kesinlikle beni görmüyor. Öyle durmamak lazım. Ben bu kadar duracağımızı tahmin etmedim. Ama tahminlerle olmuyor bu iş. Muhakkak aracın sağına ya da soluna boşluk olan yere yanaşmak, aynadan kendimizi göstermek daha iyi olurdu. Neyse Yamaha bayisine dedik ki işte adam motoru satmak istemiyor bir yabancıya. Şu yüzden bir bu motoru alan kişi hemen ilana koyabiliyor %10 fazlasına.
İki, şehir kullanıcı da olsa şehir dışından olabiliyor. Dur bak lafımı kesiyorum. Atatürk heykeline geldik. Bunu da isabet oldu bak. Buraya çıkma planım yoktu. İnsanlar nöbet tutuyorlar. Bu malum ruh hastasının biri heykeli indirmek için organ bağlayınca işte güle güle selfie çekiyorlar. Bu şekilde göstereyim ya. O da çok acayip bir olay tabii. Olacak iş değil de. Ona girmiyor. Böyle göstermiş olduk. Şimdi buradan ne yapalım? Buradan da yukarı çıkalım. Tamam, gönlüme göre yani yüreğimin götürdüğü yere gidiyorum ya. İşte rodaj yapıyoruz. Rodaj en iyi. Rodaj şehir içi rodajdır. Yani karma rodajdır. Bir uzuna da çıkacaksın. Sabit de gideceksin. İşte devir görecek yani motosiklet sürekli. Hah, ne diyorduk? Dur şimdi şu Yamaha konusunu bağlayayım da bir. Adam niye parasıyla motor satmak istemiyordu? Dediğim gibi bir alan kişi hemen alsatçı olabiliyor. İşte %10 üstüne koyup sahibinden de motoru satmaya çalışabiliyor. Kimse böyle birine mal satmak istemez. Çok haklı. İki, Samsun dışından da olabiliyor alacak kişi. Bu da tercih edeceği bir durum değil. Tamam, ben müşterisiyim. Benden bir para kazanıyor ama benden para kazanmaya servisten devam edecek. Yani ben şu an Samsun'daki bir kullanıcı olarak doğal olarak sürekli müşterisine dönüşüyorum kendisinin. Bu işi servisi var, Allah korusun işte kazası belası olabiliyor, parçası bir şeyleri var. O yüzden motorda yokken tercih genelde değil yani mantıken Samsun'daki birine satmak oluyor. Böyle olunca ben de gittim abi, dedim böyle böyle ben alacağım motoru, bak ben de motorcuyum, Samsunluyum, bineceğiz satmayacağız. Öyle tabii ikna ettik. Ya ikna gibi olmadı da hani şakalaştık biraz orada. Hem motoru o şekilde almış olduk. Şunu da kapatalım. Motor bir ay oluyor aşağı yukarı alada. X-Max, bu Tech-Max paketi biraz daha dolu olarak geçiyor bu. İşte birkaç oyuncağı daha var renkli. Zamazingoları var. Burada yayaların yolu ama ben şöyle motor olarak kenardan geçeyim. Buradan da yukarı çıkmayalım ya. Motor işi böyle. Aa, ne diyordum? Şehir içi güzel böyle motovlog çekmesi de. Çabuk dağılabiliyor insan yani. Ne diyeceğini unutuyor. Malum biz de spontane konuşunca bu şekilde gelişiyor olaylar. X-Max'i aldık. Şimdi fiyat soran arkadaşlar olacaktır muhakkak. Belki ayrıca hani X-Max'le alakalı daha lokal bir video çektiğimde de değinirim ama bu kadar izlemişken o bilgiyi de almak isteyen arkadaşlar olabilir. Liste fiyatı belli yani. İşte Şubat 2022 itibariyle. Ona bir sisi bar ekleniyor. Sisi bar taktırdım arkaya. Şu yan korumaları, egzoz koruması, cartı curtu derken plakası, plaka biraz daha özel bir plaka. Emniyetten gittik aldık. Hatta onun da arkadaşımın hediyesi, yakın bir dostu bu. Bizde dost çok, gördüğünüz gibi çok kalender şahıslardır arkadaşlarım. İşte buradan arkadaşım plakayı verdi ama hani sonuçta cebimizden çıkan bir para olarak değerlendirsek aşağı yukarı 109-110 bin liraya falan geldi motor. O kadar para eder mi? Etmez. O kadar para hiçbir şey etmez. Onu alacağım, şunu alırdım. Hepsine katılıyorum. Bence de öyle. Ama durum bu. Yani ben bunu tercih ettim. Bunu uygun gördüm. Forza da olabilirdi. Ama olmadığı için memnunum. Ben bunu istiyordum. Durum böyle. Bundan sonra daha sık bir şekilde X-Max'de video çekeceğiz. Allah nasip kısmet ederse işte okula falan gideriz. Havalar güzelleşiyor malum. Geçer. İnsanlık varmış. Bak ben bunu anlatırım yani. Çok denk gelmiyor öylesine. Yol tabii ki benim ama gerek var mı orada kasmaya? Yok. Abi ver diyor. Kameranın etkisi var mıdır? Yoktur. Çünkü adam zaten duruyordu yani. O ara o kadar seri bir şekilde geçiş yapamaz sanıyorum. Evet dostlar, yurttaşlar. Vaziyet böyle. Umarım
mantıklı, makul bir video haline alır bu. Çünkü bir daha çekebilir miyim? Çekerim de aynı içerikten bahsetmek istemiyorum. Böyle halletmiş olalım bunu. İzleyen, dinleyen herkese teşekkür ederim. Ha bak, video diyordunuz. Kim diyordu? Instagram'dan yazan çokça genç kardeşim oluyor. Abi bıraktın mı bu işleri? Abi video yok mu? Abi niye video çekmiyorsun? Abi beraber sürelim falan diyen arkadaşlar oluyor. Motorumuz yoktu işte, onları açıklamış olduk. Buyurunuz video. Video işine. Katil ruh hastası. Ah dalsan orada ışığa bakıp hop geçmiş olsun. Tamam, onlar da hani zamanla yarışıyor ama bu olacak iş değil ya. Hani korna falan yapmıyor, sıkıntı o. Neyse, ne diyorduk? Ha bak şimdi, abi video, işte videoyu çekiyorum. Dediğim gibi Instagram'dan yazıyor genç kardeşlerim. Şimdi Samsun küçük bir yer. Aslında Samsun küçük bir yer değil, Samsun gayet büyük bir yer ama hani motosiklet özelinde çok büyük bir yer sayılmaz. Yani motosiklet camiası olarak diyelim. Yani hem internete ilgi duyan, motosikletle alakalı içerik... Oğlum bunlar bugün bir değişik ha. Bu sinyali yakınca iş bitiyor zaten de. Neyse, uymayalım onlara. Yani bir insan hem Samsun'la alakalı hem de motosikletle alakalı şeylere ilgi duyuyorsa, işte YouTube'a zaten Samsun Motovlog, Samsun Motosiklet yazdığı zaman 10 videodan 5'i hemen hemen benim oluyor. O yüzden böyle bir göz aşinalığı, bir tanınırlık olabiliyor bana dair. Özellikle genç kardeşlerimden. Bunlar Instagram'dan yazıyor. Bu ara Instagram'ı da bırakayım şuraya. Kedimi paylaşıyorum ama yani sohbet muhabbet de olabiliyor. Bu şekilde onu da araya sıkıştırmış olalım. Dediğim gibi bu genç kardeşlerim dışarıda da bazen selam veriyorlar, hal hatır soruyorlar. Çok da mutlu oluyorum. Hatta geçen de bu 56'lar tarafında bir kahvecide oturuyorduk arkadaşlarla. Yine bir genç kardeşim hani elinden benim kanalı açmış. Abi video yok mu falan diye geldi. Bir şaşırdım çünkü hani genelde üstümde ekipman olduğu zaman ya da motosikletle alakalı bir şey çağrıştıran bir ortamda daha iyi eşleştirebiliyorlar. Aa, demek bu Hazer abi. Çünkü yüzümle içerik üreten biri değilim. Evet, yüzüm gizli değil ama doğrudan da ön planda değil. O yüzden direkt böyle sivil vaziyette beni tanımış olması başta bir şaşırttı. Adım... Bak işte bu Honda'dan kalan alışkanlık korna çalıyor. Millette tam tersi oluyor. Nedir o tam tersi? Aha bak. Yani orası sinyali kapatma yeri. Millette uzun yılların alışkanlığı olarak bu aslında alıştıkları ama biz tabii Honda'ya alıştık. Honda'nın o saçma düzenine. Neyse, buna da alışacağız. Biraz kornamızı yiyecek Samsun ailesi. Onun da bilgisini verelim. Dur bak şimdi. Konuyu açıyor. O genç kardeşime de buradan selam olsun. Buyurunuz video. Adını da soramadık oradan ama yazarsa onu da öğrenmiş oluruz. Çok konuştum ama epeydir konuşmuyordum. Olur yani. O kadar olur. O kadar olacak. Kanal neticede bizim kanalımız. Şimdi videoyu kapatıyorum. Tamam hadi, çok şey yapmayacağım şimdi. Kapatıyorum vallahi.